Orhan Uğuroğlu, Bahçeli gaza neden gelmedi? Öyle bir şovla açıkladılar ki 320 milyar metreküp doğal gaz bulmamıza sevindik ama işletilip işletilmeyeceğini öğrenemedik. Astarı yüzünden pahalı ise işletmeye değer mi? İşletme için yabancı ortak şart mı? 2023 hedefi sanal seçim yatırımı mı? Bu soruların yanıtını televizyonlarda yandaş isimler saatlerce anlattılar. Anladıysam arab olayım. Cumhuriyet yazarı kardeşi Mustafa Balbay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sordu. Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili en azından yol yöntem konusunu netleştirmezseniz başınız çok ağrımayacak mı? Kılıçdaroğlu tam da yazılarımda sık sık vurguladığım gibi şu karşılığı verdi. Şu anda bir ittifakın içindeyiz. Cumhurbaşkanı adaylığı gündeme geldiğinde önce ittifak içindeki partilerin genel başkanlarıyla konuşuruz. Burada İki yol var. Her parti kendi adayını mı çıkaracak, ortak aday mı çıkaracak? Bu tercihe göre aday belirleriz. Bunun da öncesinde nasıl bir cumhurbaşkanı istiyoruz sorusuna ortak bir yanıt bulacağız. Cumhurbaşkanı devletin başı olarak birleştirici, temsil sorumlulukları olan bir korumda olmalı. Asıl icracı başbakan olmalı. Bugünkü sistemin yanlışları yaşanarak da görüldü. İyi anlatabildiğimizde toplum bizim önerimizi tercih edecektir. Bahçeli ve Erdoğan'ın İyi Parti'ye ve Meral Akşener'e yaptıkları yuvaya dön çağrısına karşılık Kılıçdaroğlu Millet İttifakı olarak revanş için şöyle bir çağrı yapsa Sayın Devlet Bahçeli, iki yıllık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi vatandaşın sorunlarına yanıt vermiyor. Ülkenin iç ve dış sorunları giderek ağırlaşıyor. Yeter bitsin bu çile. Haydi muhalefet cephesine katılın. Değerli okurlarım. MHP Kurumsal Twitter adresinden çırpınmayı gördüm. Çırpınırdı Karadeniz türküsü Bahçeli'nin dizelerini okuduğu video eşliğinde sosyal medyadan paylaşıldı. Yazımda Bahçeli neden davetli değildi ve neden açıklama yapmadı sorularım üzerine deneyimli MHP milletvekili olan kadim dostum arayarak dedi ki: "Evet, rahatsızlığımız var. Böyle önemli bir günde Sayın Genel Başkanımızın ve partimizin davet edilmemesine tepkidir açıklama yapmamamız. Bu cümleyi yazma konusunda izin aldım ama diğer anlattıklarından şu sonuçları çıkardım. MHP müjdeye inanmıyor. İnanması için detaylı açıklamaların yapılmasını bekliyor. AKP'nin siyasi rantı kendisine mal etmesine kızgın. Bahçeli'nin ve MHP'nin yok sayılmasına küskün ve anlaşılan o ki Cumhur İttifakında sıkıntı var. Sanki pamuk ipliğiyle bağlı hale gelen koalisyon ortaklığında MHP'nin fedakarlığını örnekleriyle defalarca vurgulayan MHP milletvekilinin sözlerinden çıkardığım diğer önemli başlıksa Cemal Engin Yurt olayıdır. Atanmış bir bakanın yanlış politikalarını haklı bir şekilde eleştiren Engin Yurt'un MHP'den ihraç edilmesi milletvekili grubunda rahatsızlık yaratmıştır. Ancak her zaman söylediğimi tekrar edeyim. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nın kaderi de AKP'nin iktidarının geleceği de Bahçeli'nin iki dudağının arasından çıkacak iki kelimeye bağlıdır. Destek bitti. Değerli okurlarım, isyan etmemek, çok ağır şekilde eleştirmemek için sabrımı zorluyorum. AKP hükümetinin İçişleri Bakanı olarak atadığı memuru Süleyman Soylu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıl dönümünde yurt genelinde yapılacak etkinlikleri yasakladı. Soylu tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde 81 il valiliklerine gönderilen genelgede 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi denildi. Gerekçesi şu, içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci göz önüne alınarak vallahi de yuh, billahi de yuh. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü yasaksız törenlerle kutlanacağını Cumhurbaşkanlığı özetle şöyle duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı programlarla gerçekleştirilecek. Bu yıl düzenlenecek toplam program ve faaliyet sayısı 3000'e ulaştı. Değerli okurlarım, 15 Temmuz hain darbe girişimi Büyük Türk Milleti'nin ve asker ve polisimizin kahramanca direnişiyle bastırıldı. AKP hükümetinin Fethullah Gülen cemaatine verdiği sınırsız desteğin sonucunda şerefsizce, haince yapılan ihanet kalkışmasıdır. 15 Temmuz darbe girişimi asla destan değildir. AKP döneminin yüz karasıdır. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında, Türk ordusu büyük taarruzda destan yazdı. Yunan ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize döküldü ve Anadolu 7 ülkenin işgalinden kurtarıldı. Türk milletinin son destanı 30 Ağustos'tur. 15 Temmuz'u 3000 aktivite ile kutlayan AKP iktidarı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarını yasakladı. Vicdanınız var mı sizin?